Merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır video serimize tam hızla devam ediyoruz. Bugün sizlere UFO tipi elektrikli soba nasıl tamir edilir, uygulamalar olarak onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, tüm bağlantıların olduğu nokta burası, yani termostatın olduğu nokta, sobayı açıp kapattığımız yer yani. Şimdi yine basit, ucuz, etkili ölçü aletimizi alıyoruz çünkü bu çok işimize yarıyor bizim. Kısa devre sinyaline getiriyoruz. Burası ölçüm ayarı. İlk önce elektrik kablosunu kontrol yapıyoruz. Mavi kablo. Bu uç mavi kablo buradan termostata bağlı. Sağlam. Kahverengi şu uç buradan geliyor. Beyaz rezistansa gidiyor. Şöyle onu şöyle koyalım. Evet. Her ihtimale karşı topraklamaya da bakalım. Evet, kablo sağlam. Şimdilik kablo sağlam ise acaba arıza nerede? Termostata bakalım. Tık tık sesini duyuyorsunuz. Termostatı da ölçü aletiyle yine test edebiliriz. Bunun için önceki videolarımda da göstermiştim. Termostata 2 adet kablo girer. 1 2 Ölçü aletini kabloların girdiği klemense dokundururuz. Sinyal veriyor. Yani sağlam. Geriye ısıtıcının içerisindeki camın içindeki rezistans kalıyor. Muhtemelen arıza rezistansta. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Ölçü aletimiz yine imdadımıza yetişiyor. Hemen şöyle koyalım. Arkadaşlar, rezistansı ölçmek için ölçü aletimizin bir krokodilini, bir ucunu buradaki somuna, yani rezistansın başına dokunduruyoruz. Diğer ucunu sobanın diğer ucundaki somunlu vidaya dokunduruyoruz. Eğer ölçü aletimiz değer gösteriyorsa veya sinyal veriyorsa, bip sesi veriyorsa rezistansımız sağlam demektir. Hemen ölçelim. Evet arkadaşlar, ölçü aletimizi rezistansın her iki ucuna dokundurduğumuz anda hiçbir hareket yok, hiçbir değer yok. Yani bizim rezistansımız kesmiş. Dikkatlice camı söküyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, göründüğü gibi rezistans zaten kopmuş. Evet.
Artık bu bir işe yaramaz. Bu çöp. Yenisini takıyoruz. Eski rezistansı çıkardık. Yeni bir rezistans aldık. 2000 watt'lık yeni rezistansımızı takacağız şimdi buraya. Arkadaşlar bu cam uzundur, rezistans kısadır. Bunu bunun içinden geçirmek için arkasına tel bağlayayım bir tane. Bu şekilde kablo bağlayın. Parçayı alıyoruz. Eski parça bu. Diğer telden söktüğümüz porselen. Evet. Şimdi teli çekiyoruz. Arkadaşlar tüp hazır. Rezistansı içine kolaylıkla taktık. Şimdi sobanın montajına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sobamızı toparladık. Fişini takıyoruz. Evet, ısınmaya başladı yavaş yavaş. İlk ısındığında yeni rezistans olduğu için biraz duman çıkabilir başlardan. Problem değil. Gördüğünüz gibi sobamız tamir edildi. Arkadaşlar videolarıma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir dahaki tamir videolarında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.